Merhaba arkadaşlar. Bu hafta konuşmak istediğim konulardan bir tanesi Türkiye ileride Libya'da ne yapmak istiyor? Bizim yaptığımız bazı projeksiyonlara göre ya da bazı gelecek analizlerine göre Türkiye Libya'daki askeri katılımını veya askeri faaliyetlerini ileride artırmak zorunda kalacak. Bunun bazı sebepleri var. Bunun hakkında bir görüşelim. Bir de Türkiye'nin amacı ne gerçekten Libya'da? Bunun hakkında görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. Evet, başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye ulusal Libya hükümetiyle yakın ilişkilere sahip ve Libya 28 Kasım'da Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarını Türkiye ile resmileştirdi. Bu her ne kadar Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Mısır tarafından kabul edilmediyse de hem Türkiye hem de Libya bunu Birleşmiş Milletler'e sundu. Artık bu bir ciddi sorun Doğu Akdeniz'de. Bunu bir kenara bırakalım. Bunu zaten daha önceki videolarda biraz bahsettik. Şimdi Mayıs 2019'da Trablus'a bazı saldırılar düzenlendi. Neden? Çünkü Libya'da şu anda bir ulusal hükümet var. Bunu Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet. Bir de Hifter diye bir grup var. Bunu da Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan, bir de Rusya tanıyor, öyle diyelim. Bu Mayıs ayında bu anlaşmazlıklar artık askeri çatışmalara dönüştürmeye başladığında ve Trablus saldırıları artmaya başladığında bunu baktığımız zaman bunu Mısır'ın sağladığı Çin yapımı insansız hava araçları ve Rus Panzer hava savunma sistemleri buna özellikle çok etkili olmaya başladı. O sırada Türkiye direkt olarak hemen harekete geçti. Libya'ya bizim bu kirpiler var, BMC'nin yaptığı askeri araçlar. Bir de Bayraktar var, insansız hava araçları. Bunları hemen gönderdi Türkiye buradaki askeri çatışmaları dengelemek için. Ve aynı zamanda hem kendi askeri bazı ekipmanlarını hem de bazı danışmanları gönderdi. Bunlar böylece ne yapmaya başladılar? Oradaki savaşı, çatışmayı dengelediler. Bu Türkiye açısından çok önemli çünkü Türkiye'nin oradaki faaliyetlerinin yapılması, güvence altına alınması için ulusal hükümetin desteklenmesi şarttı. Çünkü Türkiye şuna baktı, Mısır veya işte Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar vardı burada. Buraya askeri silahlar gönderilmeyecek, işte atıyorum silahsızlandırılacaktı. Ama baktığımız zaman Mısır ya da Körfez ülkeleri bu anlaşmayı hiçbir zaman tanımadılar. Ve hep buraya askeri veya bazı ekipmanlar yığdılar. Peki böyle olduğunda ne oldu? Bir anda güç dengesi bu tarafa doğru kaymaya başladı. Türkiye'de bunu dengelemek için hem Avrupa Birliği'ne hem de dünyaya karşı siz bir şey yapmıyorsunuz bu saatten sonra ben yaparım dedi ve yaptı. Tabii ki bu Avrupa Birliği'ni, Amerika Birleşik Devletleri'ni çok zor duruma düşürdü. Ama Türkiye açısından olmazsa olmaz. Çünkü Doğu Akdeniz'deki ekonomik münhasır alanı güvence altına alınması için Libya gibi bir aynı zamanda müttefiğe ihtiyacı var Türkiye'nin. Zira Libya'nın da Yunanistan'la çünkü bazı sorunları var bu Akdeniz'deki alanlar hakkında. Böylece çok ilginç bir ortaya tabloda çıktı. Çünkü HİFLER'e baktığımız zaman kimler destek veriyor, kimler destek vermiyor. En önemli desteği aslında paralı Rus askerleri var. Onlar veriyor ve Rus hükümeti de veriyor doğal olarak. Şimdi bir anda Türkiye'de Rusya, Suriye'de beraber çalışırken Libya'da karşı karşıya oturdular. Şimdi geçen haftalarda işte dediğimiz gibi yine Cumhurbaşkanı Putin'in gazetecilerle yaptığı yıllık toplantı sonucunda bir sırasında bir gazetecinin sorduğu Libya-Türkiye ilişkileri hakkında Türkiye'nin önümüzdeki haftalarda Moskova'ya bir komiteyle geleceğini ve bu konularda görüşeceğini söyledi. Bu ne demek? Bize neyi gösteriyor? Rusya, Türkiye'nin oradaki varlığını görüyor ve Türkiye ile çatışmaları veya bir gerilim oluşmasını engellemek için diplomatik yollarla bu işi nasıl çözeriz? Onu tartışacaklar demektir. Peki biz ne umuyoruz? Şimdi öncelikle Rusya neden bölgede? Bunu bir düşünmemiz lazım. Rusya bölgenin olmasının en büyük amacı oradaki petrol ve gazdan yararlanarak Avrupa'ya satış yapabilmek. Bunu da kendi şirketleri vasıtasıyla yapmak. Böylece Avrupa'nın
Rus ve Rus şirketlerine olan bağımlılığını daha da arttırmak. Buradan da para kazanmak. Çünkü gerçekten çok zor durumdalar. Yoksa Hitler'miş, başka şeymiş. Peki Rusya'nın umurunda değil. Yani hiçbir an Avrupalı bir ülkenin Libya'nın içlerinde ne yaparız, ne deriz, işte enerjiyi nasıl şey yaparız, oradaki sağlık kurumları nasıl kalitesini arttırırız, okulları nasıl arttırırız diye düşündüklerini ya da söylediklerini duymadım. Herkesin sadece kıyı bölgesinde Libya'da her şey oluyorsa oluyor zaten. Şimdi öte yandan Türkiye için çok önemli, olmazsa olmaza yakın bir durum Libya'nın güvenliği. Bu yüzden dolayı da bu çatışmalar ilk başladığı zaman dediğim gibi BMC'ler, Kirpiler ve insansız hava araçlarını gönderdi. Bu şeyi dengeledik. Aynı zamanda askeri danışmanlarımız da var bizim. Ama Türkiye'de şimdi konuşulan bir konu, asker oraya gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Bir kere şunu bir hemen kafaya yazalım. Türkiye'nin zaten Libya'da askeri var. Kabul etsek de yani Kirpi orada. Bununla ilgili bakım servisleri orada. İHA'lar orada, operatörler orada. Askeri danışmanlarımız var. Yani Türkiye ordusu orada. Belki çok kendini göstermiyor daha olsa oradayız. Bence artık işi resmileştirecek miyiz, resmileştirmeyecek miyiz? Bence sorun o. Ve şu anda belki eğer bizim kendi topraklarımız dışında bir askeri faaliyetimiz olacaksa bunun için bir kararname, bir meclis kararı gerekli. Ve bunun alınacak mı, alınmayacak mı? Bence alınacak. Çünkü baktığım zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki görüşlerine baktığım zaman ben iki kategori altında topluyorum. İlki enerji kaynakları. Türkiye'nin gerçekten çok yüksek bir enerji maliyeti var. Bütçemizin %25'ini enerji ve enerji kaynaklarına ayırıyoruz dışarıdan alabilmek için. Bunun mutlaka ucuzlatılması lazım ki böylece bizim diğer alanlara hem sanayi hem de asker alanlara yapacağımız yatırımları arttırabilirim. Yatırımları arttırabilirim. Bunu yapabilmenin de en önemli yolu enerjiyi ucuza sağlayabilmektir. Bu yüzden dolayı çok önemli. İkincisi de gerçekten biz 2019'un Mart ayında ya da Şubat'ın sonu Mart'ın başı gibi bir Mavi Matar adında bir donanma tatbikatı, deniz tatbikatları yaptık. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de aynı anda yaptık. Bence çok geniş yaptık bunu. Ve aslında Türkiye aslında bir nevi resmi olmayan bir şekilde kendi deniz doktorunu da orada ilan etti. Ama bu bence çok küçük bir deniz doktorunu. Bunun da sebebini söyleyeceğim. Daha büyük bir deniz doktorunu oluşturacak. İlk adımlarını attık. Bu çok önemli. Yani bunların ikisini aynı anda düşündüğünüzde bence Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı içerisinde ilk çeyreğinde büyük bir ihtimalle Libya'ya asker göndermekle ilgili bir kararnameyi meclisten geçirecektir diye düşünüyorum. Ya da hiç olmadı ikinci çeyreğinde. Ve Libya'da Türkiye'nin askeri bazı faaliyetlerin artacağını düşünüyorum. Bu Türkiye'nin güvenliğini yakından, birinciden ilgilendiren bir durum olduğuna inanıyoruz. Hükümetin bunu bu şekilde düşündüğüne inanıyoruz daha doğrusu. Neden derseniz, çünkü Libya'daki eğer hükümet desteklenmezse ve Hitler buradan birinci ya da galip çıkarsa, Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri veya Doğu Akdeniz'deki sınırları tehlikeye girmiş olur. Böylece Türkiye'nin aynı zamanda duyduğu gelişimini ya da geliştirmeye çalıştığı ucuz enerji yollarının kapanacağı anlamına gelir. Türkiye bunu istemez. O yüzden dolayı da buraya büyük bir yatırım, büyük bir baskı yapacaktır. Asker o yüzden dolayı Libya'da konuşlandırılacaktır diye düşünüyorum ben. Bu birliklerin konuşlandırılmasıyla bizim aramızda yani Rusya ile Türkiye arasında bir sorun oluşacak mı? Evet, şu aşamada bir sorun oluşacaktır. Ama Rusya için burası olmazsa olmaz değil. Eğer Türkiye ile Rusya bu ticaret konusunda anlaşabilirse ben Rusya'nın kademeli olarak Hitler ve Hitler grubunu terk edeceğini düşünüyorum. Aynı Amerika'nın Suriye'den çekildiği gibi Rusya da Libya'dan çekilecektir. Yeter ki Rusya ile Türkiye şu konuda anlaşsınlar. Libya'nın tekrardan oluşturulmaya başladığından itibaren yani politik olarak tekrardan kurulmasıyla birlikte burada Rus ve Rus şirketleri yer alacaktır. Eğer bu konuda anlaşabilirse Türkiye ile Rusya, bence Hitler'e Rusya'nın desteği biter. O zaman da sadece burada Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler kalır. Burada en büyük ama en büyük şeyi, desteği bana sorarsanız Mısır verir Libya'ya. Çünkü nasıl Suriye için, Suriye konusu Türkiye için bir olmazsa ya da ölüm kalım meselesi ise Libya'nın güvenliği de Mısır içindir. Türkiye'nin Libya'da güçlü şekilde bulunması
Mısır için bir tehdittir. Bu böyle algılanacaktır. O yüzden dolayı da ben Mısır'ın burada rahat duracağına inanmıyorum. Çok büyük destek olacaktır. Zaten kendi askeri gereçlerinin hepsini gönderdi şu ana kadar Libya'ya, Hifler grubuna. Bence bundan sonra ileride daha da sorun çıkar. Zaten bizim baktığımız zaman 15-20 yıllık senaryolarımıza Türkiye ile Mısır'ın çok ciddi bazı sıcak çatışmalar hatta boyutlarına gidecek riskler içerdiğini görüyoruz biz ilişkilerinde. Belki ilkini Libya'da görürüz ama en önemlisini hala ve hala yine söyleyeceğim. Sinay bölgesinde bu Süveyş Kanalı civarında göreceğiz diye tahmin ediyorum ben. Bunun da sebeplerini başka bir videoda artık açıklarız. Türkiye'nin askeri yükü ya da askeri kaynakları arttıkça ben daha çok sertleşecek bir Türkiye ve hatta daha çok meydan okuyacak bir Türkiye bekliyorum ileride. Bunda ilk bence sinyalini Libya'da görüyoruz şu aşamada. Suriye'de gördük. Suriye'de zaten Avrupa ve diğerleri Türkiye'nin oradaki varlığına çok büyük itiraz etmedikleri için bugün Türkiye Libya'ya gidebiliyor. Bunu unutmayın. Bu çok önemli aynı zamanda. Yapılan her şey bir sonuç değildir. Bir sonraki adım için bir basamak olduğunu asla unutmamak lazım. Yani uluslararası politikada bu böyledir. Jeopolitikada bu böyledir. Yani Suriye'de yaptığımız Suriye'de kaldı bir sonraki basamak yok diye düşünmemek lazım. Libya var. Şimdi Libya'dan sonrası onu daha ileride göreceğiz. Biz bazı şeyler yine bekliyoruz diğer ülkelerle ilgili. Bakalım Türkiye'nin askeri gücü arttıkça askeri malzemelerinin ve ekipmanlarının şeylerini kendisi tedarik ettikçe, kendisi ürettikçe daha çok sesi çıkan, daha özgür konuşabilen, daha bağımsız dış politika yapabilen bir ülke haline geliyor. Bunların etkilerini Irak, Suriye, Lübnan ve şu anda da Libya'da görmeye başladık. Ben daha çok ileride Türkiye'nin sertleşeceğine ve meydan okuyacağına inanıyorum. Bu da diğer ülkeleri endişelendiren bir konu. Bakalım neler olacak bölgede. Ama bizim beklentimiz Türkiye'nin askeri faaliyetlerini Libya'da 2020 yılı içerisinde daha çok arttıracağı şeklinde olacaktır. Bakalım neler olacak. Eğer bu videoyu sevdiyseniz aşağıda bir beğendi butonu var. Lütfen oraya basın ve kanalımıza üye olursanız da çok mutlu oluruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.